Evet arkadaşlar, yenek passatı incelemeye başlayabiliriz. Şöyle ben aradan çekileyim. Artık donanım isimleri de değişti. Yeni donanım isimleri Passat, Business ve Elegance oldu. Trend Passat oldu. Comfortline Business ve Highline'da Elegance donanım ismine sahip oldu. En büyük değişiklik tabi LED farlarda. LED farlar standart hale geldi. Tüm donanımlarda LED far alınabiliyor. Başlangıç ve orta donanımda LED, en üst donanımdaysa Matrix LED olarak alınıyor. Bir de IQ Matrix olan versiyonu var. Bu da opsiyon içerisinde. Bunu birazdan anlatacağım detaylı olarak. Önce şu far grubumuza bir bakalım. Şöyle bir gördüğünüz gibi üçlü bir far aydınlatma grubu var. Altında gündüz dedi sinyal lambamız. Orta donanımda itibaren başlayan sis farımız var. Yani en baz donanımda sis farımız yok. Bu siyah olan yer tamamen kapalı arkadaşlar. Orada bir sis farımız yok. Şöyle dönelim. Baz donanımda, yani eski Trendline'daki jantlar yine baz donanımda var. Comfortline'da olan jantlar da, bunlar London jant olarak geçiyordu. Artık Londonlar standart olarak geliyor. O eski Comfort'ta İstanbul jant standart geliyordu. London jantlar isteğe bağlı olarak geliyordu. Ama artık bu London jantlar standart olarak gelecek. İstanbul jantlar isteğe bağlı olarak gelecek. Herhangi bir ücret almadan onu da isteyebiliyorsunuz. En büyük farklılık artık Comfort'ta, yani orta donanımdaki bu kromlar yok arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi arka tamponda da ve ön tamponda da o bölgede krom yok. O kaldırılmış. Onun yerine Trend'de, yani baz donanımda burası siyah. Orta donanım Business'da beyaz boyalı, araç rengiyle boyalı. En üst donanımda Highline, yani Elegance donanımdaysa orada krom parça mevcut arkadaşlar. Arka tarafa doğru gelelim. Buradaki en büyük farklılık tabii ki logonun altındaki Passat yazısı ve şekil olarak aynı ama iç yapı olarak farklılaşmış bir stop grubumuz var. Tabii en üst donanımlı versiyonda burada önde Matrix farlar, arkada da dinamik LED farlar var. Yani buradaki sinyaller aslında yukarıda şurada çizgi halinde kayarak sinyal veriyor. Ve daha önce burada tabii bir egzoz görünüm yeri vardı. Burası da boyalıydı tampon renginde. Sadece şu arası, doğru orası da boyalıydı. Şimdi bu aradaki bölme siyah, boyasız halde geliyor. Burada bir bence kalite kaybı olmuş. Tabii bu kromların eksilmesi de Comfort donanımın kalite hissiyatını bence bir tık düşürmüş. Bir artı, en üst donanım Elegance'da burada artık standart halde bir krom çerçeve var. Yani egzoz görünümü var. Burada bir kedi gözü şeylerimiz var. Hazır buradayken bagajımıza şöyle bir bakalım. Bir eksilen, artan bir şey var mı? Yine aynı 586 litre ve mobilite lastik. Yani yer tasarruflu olan küçük boy lastik. Bu orta donanımda standarttı zaten. Burada bir parçamız vardı. Burada farklılık göremiyorum. Burada eşya askımız da var halen arkadaşlar. Burada da var. En üst donanımda otomatik bagaj kapağı geldi. Elektrikli açılıp kapanabiliyor. Elegance donanımda, Highline'da bu yoktu. Ve artı ayakla, ayağınızı böyle tekme atar gibi, şöyle tekme atar gibi aracın altına salladığınız zaman bagaj kapağı otomatik olarak açılıp kapanabilir. Bir farları yakalım, bir de öyle bakalım nasıl görünüyor. Stoplar gördüğünüz gibi bu şekilde, şeyde en üst Elegance donanımda hareketli, Touareg'deki gibi üçgen, böyle pizza dilimi gibi ve sağlı sollu şekil halinde değişebiliyor. Ön farları göstereyim size bir de. Çıkalım,
Farların aydınlatması gayet güzel, yeterli. Şöyle aracın içine yavaştan girelim. Tabii Instagram'dan sorduğunuz soruları da cevaplayacağız. Detayları içeride anlatacağım. Burada ilk gözüme çarpan buradaki dekor kaplamalarının rengi değişmiş. Burada malzeme kalitesi olarak benim Comfort Line'dan bir farklılık görmedim. İçeride yine burada yazılar yok. Tabii koltuk döşemesi değişmiş. Koltuğun aslında içi aynı. Yani şekil olarak aynı. Sadece buradaki döşeme değişti. Artık arkadaşlar şu an için krem renkli seçenek yok. Standart olarak bu şekilde geliyor araçlar. Belki ilerleyen zamanlarda koltuk seçenekleri de gelecektir. Evet, motorumuz gördüğünüz gibi artık Volkswagen logomuz yok üzerinde. Burada akünün üzerinde de herhangi bir izolasyon malzemesi yok. Buradaki tabi far grubu değişince buradaki yapı da biraz değişmiş. Bu tarafta bu şekilde. Ve bir gözümü çarpan da buradaki izolasyon malzemesinin değişmiş olduğu. Buradaki su fıskiyeleri de güzel yalıtılmış. Motor bu şekilde arkadaşlar. Artık üzerinde Volkswagen logomuz yok. Ve akümüzün üzeri açık. Şimdi içeri geçelim detaylara. İçeride devam edelim. En önemli kısım zannedersem burası. Ön taraf. Çünkü teknoloji olarak bayağı bir değişmiş araç. Yeni teknolojiler eklenmiş. Birçoğu tabii opsiyon listesinde. Malzeme kalitesi aynı. Herhangi bir değişiklik, tuşlar, buradaki yalıtım malzemeleri hepsi aynı. Arkadaki gibi aynı. Burada dekor olarak şeyler değişmiş. Burada aynı kadife kaplı. Buradaki göz. Burası sis farı. Buradaki tuş takımı aynı. Direksiyon. Şöyle bir oturayım. Direksiyonla ilgili yorumumu. Evet, iç taraftayız. Yeni olarak neler geldi? Arkadaşlar elimizi yaklaştırdığımızda artık bakalım demin yaptı. Şurada bir el işareti görüyorsunuz. Demin yaptım ama evet, gördüğünüz gibi artık elle değiştirebiliyoruz. Evet, yapabildim ama evet, şu an zannedersem biraz daha yukarı tut. Evet, yukarı tutmam gerekiyormuş. Şöyle yapayım. Şu hizada. Şu hizadan. Evet, gördüğünüz gibi artık elle burayı kontrol edebiliyoruz ve radyo listemiz 36'ya kadar gitmiş. Bu kadar radyomuz yoktu. Şurada car menümüze bakalım. Burada gördüğünüz gibi artık araç animasyonla geliyor. Burada göstergeler, menü, araç, setup'lara bakalım. Yeni neler gelmiş? Ses. Ses diz yukarı aşağıydı. Onunla ilgili. Lastik basınç. Yakıt tüketimiyle ilgili verileri. Eğitici. Buradaki dediğim gibi animasyonlar eklenmiş. El ile kontrol eklenmiş. Bluetooth telefon bağlantısı var. Sessiz. Buradaki tuşlar aynı. Burada radyo. Burada bu güzel olmuş el ile. Daha lüks hissettiriyor insana aracı. Şeyler çok iyi. Hissiyat çok iyi. Evet, animasyon içerisinde de geçebilirim. Evet, şu an alıştım. Yapabiliyorum daha rahat. Evet, daha rahat oluyor. Asistanlar. Asistanlar. Lütfen kontağı açın. Yorgunluk algılayıcı var bu araçta. Tabi anahtarımız olmadığı için şu an açamıyoruz. Buradan geri gelelim. Asistanlar menüsü var. Standart olarak tabi bu araçta şu an orta donanımda sadece yorgunluk algılayıcı sistem var. UpConnect
standart olmuş. Orta donanımda da medyada cihaz bağlı değil diyor. Radyo, araç, ses, klimayı kontak açmamız lazım. Artık onu da buraya bir menü olarak gelmiş. Çünkü burada bir klima menüsü vardı. Halen buradan klima menüsünden buraya açabiliyoruz. Buradaki başlayayım yukarıdan. Buradaki artık Passat yazısı gelmiş. Saatimiz gitmiş. Şuradaki buradaki hava yastığı uyarısı, işte dörtlü flaşör buraya gelmiş. Ve burada da bir ne vardı? Bir şey daha vardı burada. Onu da söyleyeceğim. Hava yastığı uyarısı şurada yukarıda. Dörtlü flaşör, USB bellek ve park sensörü. Ön park sensörünün uyarısı vardı burada. Kapatma açma düğmesi. O da burada. Ön park sensörü burada. Buraya bir USB Type-C gelmiş. Dörtlü buraya gitmiş. Hava yastığının uyarısı da yukarı gelmiş. Üçe bölünmüş. Direksiyon. En önemli şey direksiyon. Artık tek tuşla, tabii anahtar olmadığı için açamıyoruz. Burada bu hayalet ekran artık standart değil arkadaşlar. Şu an en üst donanımda da bildiğim kadarıyla, arkadaşlara da baktık içeride, standart olarak görünmüyor. En üst versiyonda da hayalet ekran standart değil. Direksiyon değişmiş. Şöyle söyleyeyim, ben gördüğüm fotoğraflarda gördüğümden daha güzel duruyor. Açıkçası direksiyonu bayağı bir eleştirecektim, beğenmedim diye, ama şu an bakınca direksiyonu beğendim. Yani direksiyon güzel. Direksiyonla ilgili teknolojik olarak bayağı bir gelişme var. Burada krom parçalar, detaylar şu içeride. İçeride siyah piyano bilek, ortası bu Volkswagen logosu falan. Sesli kontrol tabi var. Onlar geldi buraya. Yeni eklentiler gelmiş. Yine aynı bu radyo arama ve ses açma düğmesi ayrı ayrı yerlerde. Bence bunu bir yere, aynı yere toplamaları gerekiyordu. Burada aracın bu hız sabitlemenin düğmeleri burada. Sesli kontrol, menü, işte menü arasında geçiş ve kabul düğmeleri de bu tarafta. Ve tabii otomatik vites kulakçıklar üstlerde standart. Şu an için arkadaşlar biraz detaylara geçelim. Detayı anlatayım size. Çünkü yeni Passat'la ilgili artık birçok detay var. Bayağı bir hazırlık yaptım. Motoru da gördüğünüz gibi şu an 1.6 litre 120 beygir DSG otomatik şanzımanla geliyor. Standart olarak otomatik geliyor. Daha manuel vites gelmedi. 2 litre 240 beygir, 2 litre 150 beygirlik versiyon var dizel cephesinde. Benzinli cephesinde de 1.4'lük yani 125'lik motor yok. Artık 1.5'lik 150 ACT olan versiyonu var. Yani silindir kapama teknolojisine sahip versiyonla standart olarak geliyor. Ve bütün araçlar otomatik viteste geliyor. Şu an için manuel seçenek yok. Artı dediğim gibi döşemelerde siyah olarak geliyor. İlk gelen etaptan araçlar bu şekilde otomatik ve içi siyah standart. Siz opsiyon olarak isterseniz Highline'da, yani en dolu elegans versiyonda döşeme rengini, yani opsiyon listesindeki döşemeden alabiliyorsunuz tabii ekstra ücret ödeyerek. Şimdi otonom sistem geldi Passat'a. En büyük yenilik zaten direksiyonun da değişmesinin bir şekilde sebebi bu otonom sistemde. Çünkü otonom sistemlerde direksiyon hassasiyetinin çok iyi olması lazım. Yani bu ele duyarlı direksiyon, yani kapasitif diyorlar. Bu direksiyonu dokunmanız gerekiyor bir zaman sonra. Sizi hissetmesi gerekiyor el temasının. O şekilde bir direksiyon var ve otonom sistemde çok daha hassas ve milisaniyelerdeki hareketler olduğu için araç direksiyon sistemi komple yenilendi. Çok daha keskin, çok daha net bir şekilde direksiyon hassasiyetine kavuştu. Ve artı olarak aracın tabii otonom sistemde frenleme de çok önemli olduğu için artık fren sistemi de elden geçirildi, yenilendi, güncellendi. Fren de çok daha kısa sürede fren yapabilecek ve şekilde bir sisteme kavuştu. Ön farlar söyledim, değişti. LED oldu. Standart olarak en üst donanım versiyonunda IQ LED opsiyonu var. LED Matrix en üst versiyonda. IQ LED de ve LED Matrix arasındaki fark nedir derseniz, şimdi standart LED bunlar. Bunlar normal bildiğimiz farların beyaz yanan versiyonu olarak söyleyebilirim. Hani sizin anlayacağınız şekilde. Matrix farlarda karşınızdaki aracı algılayıp
ona bir alan oluşturup boşluk, yani bu uzun farlarda tabii uzun far asistanıyla beraber boşluk oluşturup karşıdakinin gözünü almamasını sağlayabiliyor. IQ LED olan versiyonda ise opsiyon listesinde bu karşıdaki tabela olsun, yansıma yapacak bir şeyler olsun. Oradan diyelim bu uzun farlarınız yanarken tabeladan sizin gözünü alabilir. Yani aracın şoförünün de gözünü alabilir. Yansıyan ışığı. Bunu da algılayabiliyor. Yapay bir zekaya sahip. Veyahut öndeki araca yaklaştınız. Bir anda sollamaya çıkacaksınız. Veya hava şartları, yağmurlu, sisli havalarda ki ışığın yoğunluğunu, uzunluğunu, genişliğini bu yapay zekasıyla ayarlayabiliyor. Kendini ona göre önünü aydınlatabiliyor arkadaşlar. Buna da Travel Assist denen bir sistemle geliyor. IQ Drive sistemi geldi. Yani bunu bütün bu teknolojik altyapının temel ismi IQ Drive ismi altında toplandı. Bu şekilde şu an Volkswagen'in en gelişmiş otonom sistemi bu Passat'ta kullanılıyor. Bu far sistemi biz daha önce Touareg'de gördük. Touareg'den buraya geldi, alındı. O hayalet ekranda bir değişiklik var. 11.7 inçlik bir hayalet ekran geldi. Tabii dediğim gibi bu standart değil. Artık en dolu versiyonda standartı şu an için standart değil. Belki ilerleyen zamanda yine, çünkü B8'de çıktığında ilk önce standart değildi. Sonra birkaç sene sonra standart olmuştu. Değişenler gösterdik. Ön arka tamponlar, işte radyatör ızgarası, logo ortaya geldi falan yazılar. 4 tane yeni jant seçeneği geldi. Jantlar 16, 17, 18, 19 alınabiliyor. En boşunda sadece 16 jant var. Orta donanımda burada 17 jant ve normal standart olanı, en üst donanımda ise 18 jantla geliyor eskisi gibi. Ve yine eskisi gibi en baz donanımda patlamaya karşı dirençli lastik yok. Orta ve üst donanımda patlamaya karşı dirençli lastik var. En baz donanımda arkada yedek lastik var. Ama saç jantlı tam boy. Bu donanımda arkada yedek lastik, ince mobilite. O yüzden bagaj daha büyük, yer tasarrufu olduğu için. En üst donanımda alışımlı jantlı, aynı eskisi gibi bir jant seçeneği var arkadaşlar. Bu yüzden arkada bagajda, orta donanımda olan bu konfortta bagaj daha büyük. 586 litre. Diğer donanımlarda 560 litre. Çünkü biraz daha yukarıda olacağı için oradan bir bagajdan yer çalıyor. Koltuk kumaşları değişti. Ve dediğim gibi şuradaki kapak arkadaşlar, şöyle göstereyim. Onu söylemeyi unuttum. Buradaki kapak yok artık. Şurada buraya opsiyon listesinde telefon kablosuz telefon şarjı geldi. Tabii şu an bunun üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Çünkü bu donanımda yok. Kablosuz olarak telefon şarj var. Burada bir USB Type-C var. Şurada bir çakmaklık var. Bu çakmaklık benim aracımda, şuradaki çakmaklık benim aracımda yok. Çünkü bir sonraki güncelleme de gelmişti. Benim aracımdaki bardaklık ya da küllük, artık ben küllük olarak kullanmıyorum ama daha farklı. Daha büyüktü. Daha sonra geldi. Burada yine kapaklı bir bölme var. Ama en baz donanımda yine burada bir kapak yok. Kolda yanmamız var. Kolda yananın içinde de artık USB Type-C var. Yani 1, 2, 3 tane USB Type-C var. Benim araçta 1, 2 tane USB Type-C girişi var. Arkadaşlar 30 farklı artık en üst donanımda şey geldi. Ambiyans aydınlatmamız. Daha önce bu gizli özellikler açmakla beraber açılan 10 farklıydı zannedersem. Artık 30 farklı renk seçeneği var. Dynadio ses sistemi var. Opsiyon listesinde daha önce vardı gene. 700 watt gücünde. Adaptif hız sabitleme, yani otonom sürüşü direksiyon üzerinden tek tuşla aktif edebiliyoruz artık. Ve artı hayalet ekranda da 3 tane farklı ekran versiyonu var. Değiştirebiliyoruz. Onu da yine direksiyondan tek tuşla yapabiliyoruz. Daha önceden menüye girip değişiyordu. Bunlar artık tek tuş haline geldi. Kolaylıklar getirildi. Ve gelelim en önemli kısma. Dışarıda gösterdiğim 16 litre AdBlue geldi. Aracın deposu 60 litreden 59 litreye düştü. Aracın ağırlığı arkadaşlar, eski kasa 1459 kiloydu. Bu dizel otomatik için söylüyorum. Bu araçta dizel otomatik. Yakıt tüketimi eski kasanın 4.5, 3.7, 4.0'dı ve son hızı 206 idi. Artık bu
araç 1425 kiloya düştü. Yani 34 kilo gibi bir hafifledi araç. Ama yakıt tüketimi 4.6, 3.8, 4.1 oldu. Yani 0.1 litre yukarı çıktı. Ve son hızı 206'dan 205'e düştü. Türkiye'ye gelme ihtimali olabilecek bir versiyonu var. Türkiye'de daha önce görmedik. Özel belki getirilmiş olabilir. 1.4 TSI bir hibrit versiyonu da var arkadaşlar bu aracın. Aslında vergi mevzuatımıza uygun bir motor 1.4. Uygun fiyatta bence gelebilir, bir seçenek olabilir. 2 litre 240 beygirlik 4Motion araç satılıyor. Bence bu motorun da Türkiye'ye gelmesi gerekir. O araçta 156 PS normal elektrikli, benzinli, 115 PS de elektrikli motor var. Yani toplamda 218 beygirlik GTE versiyonu. Elektrikle 55 km gidebiliyor. Bu eskisine göre 20 km arttı. Bu araç, yani elektrikli GTE 6 ileri DSG, diğer bütün versiyonlar 2 litrede, 1.5'te, 1.6'da hepsi 7 ileri DSG artık aracımız. Evet, yeni Passat'ın fiyat listesi ve eski Passat'ın fiyat listesini göstereceğimi söylemiştim. Yenisinin listesi burada. Şöyle 1.5 TSI 150 PS DSG 233.500 lira liste fiyatı arkadaşlar. Benim incelediğim 1.6 dizel, şu beyaz satırda olan 120 beygir business paketin fiyatı 274.300 lira liste fiyatı arkadaşlar. Yani aklımızda tutalım, 1.6 dizel otomatik business, yani comfort time 274.000. Bu da yıl 2015 4. ayın 1'i. Şöyle yeşil olan yeri görüyorsunuz, ben o zaman baktığım 1.6 dizel manuel ve otomatik. 1.6 dizel otomatiğin fiyatı arkadaşlar 2015'in 4. ayında 111.200 TL'ymiş. 1.4 TSI Trendline en baz donanım 70.000 liraymış. Tabi o zaman 150 beygirlik, yani şey ne olmuş? 150 beygirlik ACT motor 78.900 liradan, başlangıç versiyonu 78.900 liradan 233.500 liraya çıkmış. 78.000'den 233.000 liraya. Dizelde 111.200 liradan 274.000 liraya çıkmış arkadaşlar liste fiyatı. Cam tavan fiyatı burada yenisinde 5.720 lira, eskisinde 4.500 liraymış. Şöyle o zaman 4.500 liraymış. Metalik boya 1.900 liraymış. Şu an metalik renk 680 liraya düşmüş. İyi, en azından bir düşen fiyat düşen var. Metalik renk fiyatı düşmüş. Trafik tescil 260 lira. ÖTV KTV oranları. Şöyle söyleyeyim, ÖTV dilimi %45'ten tabii %60'a çıktı. 18.000 lira ÖTV alınırken 73.000 lira ÖTV alınmaya başlamış. 10.000 lira KDV alınırken 35.000 lira KDV alınmaya başlamış. 472 lira motorlu taşıt vergisi varken 899 TL motorlu taşıt vergisi olmuş. Trafik tescil ücretinde çok bir şey oynamamış. 260 lira da olmuş. 234 liradan 260 lira olmuş. Trafik tescil ruhsat işlemleri 275 lira. 271 liraya düşmüş. O zaman 275 liraymış. 4 lira düşmüş bu. Diğer veriler gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Evet, en pahalı versiyona gelelim. 2 litre 150 beygirlik var burada beyazda. 155 milyarmış. 2 litre 150 beygirlik olanı 155 milyar 200 milyonmuş. Şu anki fiyatı 391.700 TL. Yani şu an ki en pahalı versiyon bile, yani 2000 motorlu versiyon bile şu anki 1.6 dizelden daha ucuz. Yapacak bir şey yok. Hayırlı günler.